Günaydın. Yeni uyandım. O kadar yorgunum ki zaten tipimden görüyorsunuzdur. Çok yorgunum. Gerçekten iki gündür o kadar yoruldum ki ve daha yapacak hala bir sürü şeyim var. Bir listem var, yapılacaklar listesi. Bunları yapmam lazım. Saat şu an 11 ve benim akşam 10'a kadar hazır olmam lazım. Hatta 9 diyelim biz ona. Bu akşam yola çıkıyoruz. Arkadaşlarımla Fethiye'ye gidiyorum. Peki bu yapılacaklar listemde ne var? Her şey dahil banyosu yapmam lazım. Bu bir. Maskemi yapmam lazım. Oje sürmem lazım. Saçımı düzleştirmem lazım. Dışarıda kalan şeylerim var. Cilt bakımı, düzleştirici, işte masamın üstünde birkaç tane şey var. Parfüm, deodorant, krem falan. Onları yerleştirmem lazım. Ondan sonra bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu bir ara yapıp paylaşmam lazım. Sonra ne demişim? Kamerayı şarj et ekstra. Powerbank'i unutma. İpteki ve kaloriferdeki kıyafetleri topla, valize koy. Önce size plaj kıyafetlerini, plaj kombinlerini göstereceğim. Ondan sonra akşam kıyafetlerini göstereceğim. Başka ne koydum, ne yaptım falan. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Valizi zaten yerleştirdim. Yapacağız bir şekilde. Size bir de aşkı kuşku valizimi göstermek istiyorum. Gerçekten ben bunun için çok rahat sığarım. Bu arada tatile gidiyorum ama odam çok da dağılmadı yani. Odayı toplu bıraktım. Bence bu büyük bir başarı. Masamın üstünde şunlar var şu an. Bu taraf, şurası. Bunlar valize ya da işte küçük bir el çantasına koyacağım. Şunlar var sandalyenin üstünde. Bunları akşam işte yoldayken giyeceğim. Onun haricinde başka bir şey yok yani. Şu taraf toplu, dolabın üstü çok bir şey yok. Yatak zaten görüyorsunuz, üstünde sadece valiz var. Valize geçiyorum. Valizimde ne var videosu şimdi başlıyor. Önce size plaj kıyafetlerinden başlayacağım. Yani yaptığım düzeni bozmadan size tek tek her şeyi göstermem lazım. Bir de ben unutmayayım diye o kombinleri böyle katlı halleriyle Amina'da fotoğraflarını çektim. Ve onları da buraya bir yere koyarım her kombin için. Belki çok anlaşılmaz ama ben hani ne olduğunu unutmayayım falan diye öyle şey yaptım. Şimdi ilk kombinden başlıyorum. Açabilirsem. Şöyle bir mayo. Yani böyle dekolteli. Arkası da yine aynı şekilde. Bağcıklı. Şöyle çapraz bir şey. Tamam mı? Altıma şöyle tül bir pantolonumuz. Bayağı ince olan bir şey var. Onu giyeceğim. Belime falan bağlarım bilmem ne diye. Şöyle bir pareum var. Bayağı uzun. Şu an çok açamayacağım, kusura bakmayın. İşte üstüme giyerim, işte omuzlarımı kapatsın falan diye öyle bir pembe pembeli bir tişört aldım. Çantam da bu. Tamam mı? Pembeyiz. Bunun pembe küçük çantalarım var. Pembe tokalarım var. Böyle pembe pembe. Kılıfımla, telefon kılıfıma kadar. Beni bilen bilir, kıyafetlerimi, telefon kılıflarımı meşleşmeyi severim. Bugün full pembe olacağım. Bu birinci kombindi. İkinci kombinime geçiyorum. Önce bikini göstereceğim. Turuncu bir bikini. Şöyle dokulu. Altı var. Şöyle. Düz, sadece dokulu turuncu bir bikini. Üstünden şöyle şu şortumu giyeceğim. Sonra giyebileceğim bunları. Şu çantayı size dinledim ve iade etmedim. Bunu takacağım. Büyük çanta haricinde küçük bir kol çantası takacağım. Üstüme de düz şöyle bir ince hafif transparan bir gömlek aldım. Eski plaj havlularımı, yani yenisini almadım. Onları ararken çantamdan benim böyle bir şey çıktı. Etiketli. Bu da pareo gibi bir şey, böyle kalp desenli. Şöyle göstereyim. Ben bunu aldığımı unutmuşum. Bunu işte böyle belime ya da üstüme falan bağlayacağım. Büyük çanta da şunu alacağım ya da bunu alacağım. Şu. Bu daha büyük ama diğerinin rengi sanki daha çok koyu. Ona bakacağım, bilmiyorum. Onun haricinde yine turuncu telefon kılıfım var. Başka işte turuncu çantalar küçük. Hani işte telefon cüzdan koymaya, işte büyük çantanın içinde kaybolmasın falan diye. Bu onu fotoğrafını buraya bir yere koyarım. Onun haricinde bir gün belki aynı şeyi giymek istemem falan diye aynı alta şöyle bir üst
Bunu koyuyorum. Bu başka bir gün için. Bir iki tane gösterdim. İkincisinin başka bir alternatifini gösterdim. Yani 3 günü halletmiş oldum. Onun haricinde düz siyah strapless bir bikini aldım yine. 90 liraydı bu arada Trendyol'da. Sonra onun böyle bir altı var. Yüksek var bu bayağı. Bunu giyeceğim. Bu şortumu giyeceğim. Üstüme de şöyle bir işte pareo mu? Kimono. Kimono giyeceğim. Tamam mı? Bu siyahlarla çok güzel oluyor. Bunu ablamdan ödünç aldım. Sağ olsun. Çanta. Bunu alacağım. Yine küçük siyah beyaz el çantam var. El çantam dediğim böyle makyaj çantası gibi. Bir de onu alacağım. Onun da fotoğrafını büyük ihtimalle şu an koymuşumdur diye umuyorum. Bu da dördüncüydü. Beşinci bir kombinim var ama bundan çok emin değilim. Yedek hani bir takım daha aldım. Şöyle parlak siyah, yine yüksek bel bir bikini. Onun üstüne de şöyle üçgen, işte biraz kalın bantlı olan bir bikinim var. Onun üstünde şu şortumu giyeceğim. Çanta olarak da şu çantamı takacağım. Size şu an plaj kıyafetlerimi ve kombinlerini, işte tokaları neydi bilmem neleriydi, bunların hepsini gösterdim. Onun haricinde şöyle bir plaj havlusu. Şöyle bir plaj havlusu daha. Bu çok eski bir şeydi, havluydu. Bunu plaja götüreceğimi sanmıyorum. Orada işte temiz yıkanırken ki havlum olacak. Bu arada şöyle bir plaj çantam daha var. Bunu da alıyorum yanıma, ne olur ne olmaz. Yanıma aldığım ayakkabıları da göstereyim. Bu tarafı kapatayım. Sonra günün kıyafetlere geçeceğim. Şöyle terliğim var. Bunu alıyorum. Şu yeşil ayakkabılarım var. Topuklularım. Topuklu sadece bunu alıyorum. Bir de şu. Da bunları alıyorum. Ben bunları normalde çok poşetlerine koymuştum. Bir şeye değmesinler diye. Baktım altları temiz yani. Çok da şey değil. Boşlukta duruyor. Sonra çok poşetlerini ayakkabının içine koydum. Kırılmasın diye. Bir tane, bir çift şöyle deniz ayakkabım var. Ne olur ne olmaz ben taşlı denizlerde giremiyorum. Nasıl bir yerle karşılaşacağımı bilmediğim için. Yosun varsa da basamıyorum. Okumu göreceğim. Su o kadar berrak olacak ki. Girişte böyle minik minik balıklar olduğunda bile ben şey oluyorum. Tertemiz olsa bile ne balık ne yosun hiçbir şey olmasa bile bu sefer şey oluyorum. Ya bastığım kumun altında bir şey varsa. Benim deniz fobim var galiba. Şimdi size gösterdiğim her şeyi bu tarafa bir şekilde sığdırdım. Burası bu arada fermuarlı olan kısımdı. Şimdi size bu tarafı göstereceğim. Akşamlık kıyafetlerime geçiyorum. Tamam mıyız? Şu kot şortumu giyeceğim. Tamam mı? Bir tane kemer takacağım. Ya düz beyaz tişört giyeceğim. Ya da düz beyaz crop giyeceğim. Şu ceketimi giyeceğim. Blazer'ı. Şu dantelli çorapları. Bunları giyip altına da o siyah az önce gösterdiğim ayakkabıları giyeceğim. Şu çantamı takacağım. Bu kombinlerden biri. İkinci kombinim de şu kot pantolonumu götürüyorum. Üstüne şu crop'u giyeceğim. Altına düz beyaz Air Force'larımı giyeceğim. Bir renk patlatayım diye çantada şunu takacağım. Sonra spor klasik tuhaf ama çok tatlı duran bir kombin yaptım. Onda da şöyle bir şey var. Bu biker şortu giyeceğim. Düz siyah. Şu Puma beyaz kırmızı tişörtümü giyeceğim. Puma çoraplarım var. Arkasında Puma yazıyor. Üstüme de omzuma ya da işte belime falan şu kırmızı siveti atacağım. Yine bu siyah çantayı kullanacağım. Ayakkabını giyeceğim biliyor musunuz? Gösterdiğim o siyah ayakkabıları giyeceğim. Çok tatlı duruyor. Düşününce biraz garip duruyor ama aslında o kadar hoş ki. Yani yurt dışındaki bir modelde görseniz beğenirsiniz. Ama buradakince biraz göze batacağım biliyorum ama bununla değil yani. İki kombinim kaldı. Şu pantolonumu götüreceğim. Bayağı yırtık olanı. Crop'u giyeceğim. Hatırladınız mı diğer videodan? Bunu giyeceğim. Altıma yine buradayım. Yine düz beyaz Air Force'larımı giyeceğim. Çanta da of.
yine bir renk patlatayım diye şu kırmızı çantayı takacağım. Tamam mı? Şu elbisemi aldım. Bunun altına da ne az önce gösterdiğim yeşil ayakkabıları, bu yeşil çantayı takacağım. O kadar kombin bu. Başka hiçbir şey yok. Ne takısı var, ne tokası var. Son bir kombinim daha var. O da böyle çok spor, rahat takılmak istediğim bir akşam. Şu taytımı giyeceğim. Tamam mı? Vardı ya Adidas. Ya bu beyaz crop'u, ya bu turuncu crop'u. Turuncu ile aslında daha güzel oluyor. Giyeceğim pembe çoraplarımdan birini ve Air Force'umu giyeceğim. Çantada bunu böyle baskılarını çıkarıp böyle kullanacağım. Şöyle böyle kombinlerim belki falan diye şu hırkamı alıyorum. Hem sahilde hem de akşam işte herhangi bir şortumla falan üstüne geçirmeye şu yeleğimi alıyorum. Aslında bunu üst olarak şöyle kombinledim. Bir tane braletim var benim. Giyer miyim bilmiyorum, böyle tatlı bir pembe. Şunu düşünün. Üstüne de bu yelek. Böyle bir aklımda bir şey var ama giyebilir miyim, yapabilir yani herhangi bir şeyle kombinleyebilir miyim ya da bu kadarını giymeme gerek kalır mı bilmiyorum. Gösterdiğim kombinler haricinde gece uyurken şu şortumu aldım. Şu tişörtüm vardı. Hatırlarsınız. Üstüme yedek bir şeyler aldım. Ne olur ne olmaz. Şu lila atletim vardı. Her kombinde beyaz kullandığımı fark ediyorum. Bir tane de siyah crop aldım. Ne olur ne olmaz diye. Belki o yelek, pembe bralet işini şununla da yapabilirim. Bunu biliyorsunuzdur. Bu da trend yok. Aldım işte, ne olur ne olmaz. Belki böyle bir şey giyerim. Bir tane şu kahverengi aldım. Onu da şeyden dolayı, yolda giyeceğim kıyafetleri, hani belki farklı kombinlerim diye. Bir de ekstradan kahverengi crop aldım. Ekstra aldıklarım bu kadar. Kombin haricinde. Bir de yolda giyeceklerimi göstereyim. Bu taytımı giyiyorum. Tamam mı? Bunu giyiyorum. Tamam mı? Üşürüm falan diye. Lütfen bana abartı demeyin. Tamam mı? Bu hırkamı aldım. Hafif yünlü gibi. Ama çok da yünlü değil yani. Çok ince bir şey aslında. Türkiye'de yaşadığımız için şimdi o taytı sadece giyip dışarı çıkamıyorum. Yazlık bölgede olsam bile, gayet Türkiye'nin en turistik yerlerinden birine gidiyor olsam bile rahatsız olduğum için, çünkü buna alışmışım maalesef. Yani bakın yine sinirlendim. Gözüne hakim olamayan gerizekalı erkekler için biz kadınlar kendimizi kısıtlamak zorunda kalıyoruz ya bu ülkede. Ben neyse, bu durumdan dolayı belime bağlamak için ince, hafif crop zaten bu. Uzun kollu bir şey aldım. Hem popomu kapatıyor, hem ön tarafı kapatıyor. Hırka da aynı şekilde hem arka hem ön kapatıyor. Spor ayakkabılarımı giyeceğim, beyaz Air Force'lara. Yerden sonra ayağım işte yorulur falan filan diye yanıma şu terlikleri de alacağım. Bunları o yüzden valize koymadım. Az önce de göstermedim. Bunlar yanımda duracak yolculuk esnasında. Bunları valize koymuyorum. Bunu takıyorum. Gözlükte bunları takıyorum. Ve evet, plaj ve akşam kombinlerim bu kadardı. Onun haricinde çantaya başka ne, valize başka. Yani lütfen ona da çanta dönmezsin. Başka ne koydum? Onları göstereyim. Ayrıntılı göstermeyeceğim ama kusura bakmayın çünkü çok acelem var. Her şeyi tek tek tabii ki gösteremeyeceğim. Az önce gösterdiğim akşam kıyafetlerinin hepsi şu tarafta. Bunlar da o yedek olan kıyafetlerim dedim. Bunun içinde takılarım var. Bunun içinde diğer gözlüklerim var. Bu boş yedek çanta. Bunun içinde de telefon kılıfım ve birkaç tane bandanam var. Burada makyaj malzemelerim, fırçalarım falan var. Burada da banyo şeyleri. Bir de bir tane ıslak nedir koymuşum. Yanına bir tane ayna alacağım. Gittiğim yerde istediğim gibi bir ayna var mı yok mu bilmiyorum. Buna'yı alacağım. Sahilde belki oynarız. Şu eczane poşetinde şeylerim var. İç çamaşırları, çoraplar, bilmem neler var. Ve şu çantalarımı yerleştireceğim. O kadar. Burada birkaç tane şey var. Rutin şeylerim. Yüz yıkama jelleri, işte serum var falan. Sabah akşam kullandığım rutin kişisel bakım şeyleri. Kitaplı bir tane yanıma dergi alacağım. İşte bir tane küçük ıslak mendil. Güneş kremi. Ondan sonra deodorant. Sonra parfüm. Krem, bir tane kolonya falan. Şu vücut yağını
valize koymaya çok korktum. Akar makar diye bunu da yanıma alacağım. Bundan sonra denize gireceğiz. Sonuçta çıkar makar diye tekrar ojemi aldım. Aseton falan da aldım. Orada yapmaya fırsatım olur mu bilmiyorum ama saç düzleştiricimi de aldım. Bu da kameranın yedek bataryası. O kadar. Valize koyduklarım bu kadardı. Ben şimdi o koca yapılacaklar listemi halletmeye gidiyorum. Akşama kadar hazır olmam lazım. Bu videoyu bugün yetiştirip paylaşabilir miyim bilmiyorum. Ama şimdiden hepinize iyi bayramlar dilerim. Eğer ki videoyu bayramdan sonra atmışsam geçmiş bayramınız da kutlu olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım kıyafetlerim sizin de içinize sinmiştir. Videoyu beğenip hala abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorum yapıp bana destek olmayı, benimle iletişime geçmeyi unutmayın. Diğer videoda tekrardan görüşürüz.